Hello, my dear students. How are you? Oh, thank you. I'm very good too. Today we will answer some test questions about Unit 7 holidays. But before each question, I want you to pause the video and write your answer to your notebook or a paper. Then resume the video and check your answer. Okay? Deal? Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 7. ünite tatiller konusuyla alakalı bazı test sorularını cevaplayacağız. Ama her sorudan önce videoyu durdurmanızı ve cevabınızı defterinize ya da bir kağıda yazmanızı istiyorum. Sonra videoyu devam ettirip cevabınızı kontrol edebilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Let's start. Haydi başlayalım. First question. Find the negative form of the sentences below. Bizim için en önemli şeylerden biri soruyu doğru anlamak. O yüzden burada ara ara ifadeleri ben burada kalemle çizeceğim. Siz de burada bilmediğiniz kelimeler varsa not alabilirsiniz. Find. Find, bul. Find the negative form of the sentence below. Below, aşağıdaki. Aşağıdaki cümlenin diyor negative form. Olumsuz halini bulun. Ondan önce bir yapımızı hatırlayalım. In positive sentence, positive form, we use verb to, past form. In positive sentences, we use verb to, past form. Evet, biz olumlu cümlelerde verb to, past form, fiilin ikinci halini kullanıyorduk. Bunu yaparken de şu an düzenlileri öğrendiğimiz için ed ekliyorduk fiilimize. Düzensizlerde geldikçe göstereceğim. In negative sentences, we use didn't plus verb one, present form. Evet, olumsuz cümlelerde ise didn't kullanıyorduk ve fiilimiz artık yalın haline geri geliyordu. Burada ikinci hali kullanılmıyordu. In questions, we use did before subject and then after subject we use verb was. Again, present form. Evet, o soru cümlelerinde ise özneden önce did kullanıyorduk. Özneden sonra da fiilimizin yalın halini kullanıyorduk. Bunun bir tane daha farklı durumumuz var. Cümlede sadece be fiili. Onu da ilerleyen sorularda göstereceğim. Evet, ne demişti bize? Negative form. Evet, we need didn't. Didn't'a ihtiyacımız var. Be gitti. See, we eliminate see. He didn't brush, he didn't brushed. Baktığımız zaman verb one, yani present olması gerekiyor fiilimizin. Buradan elendi. The answer A. Okay, next question. I was at the zoo. Evet, I was at the zoo. Let's remember be verb. Be fiili olmak fiiliydi ve bunun verb to, yani past hali iki taneydi. Was ya da were. Was, I, he, she, it özneleriyle kullanılıyordu. Were de we, you, they özneleriyle kullanılıyordu. Be fiilinin önemli özelliği bu haliyle kullanıldığında cümlede başka bir fiil olmuyor. Mesela speak, konuşmak, işte clean, temizlemek, start, başlamak, başlatmak gibi fiiller bu cümlede olmuyordu. Bu cümlede tek be fiili varsa was ya da were olarak kullanıldık. Bunları da unutmuyoruz. I, he, she de özneleri varsa was seçiyoruz. Be, you, they varsa were seçiyoruz. Evet, I was at the zoo. Bir kere geçmiş zaman was demiş. At the zoo, hayvanat bahçesindeydi. Bunun sorusu ne olabilir? Bize bir yer verdiğine göre muhtemelen yer soracak. Yerde where kelimesi. B and D. We eliminated B and D. And A or C. Evet, A'da baktığınız gibi where are you going? Nereye gidiyorsun? Geçmiş zaman değil. Where were you? Neredeydin? Cevabımız C. Okay, question 3. My best friend is ill today and she blah blah at school but she blah blah yesterday. Burada iki cümle var. Şuradan ayıralım. Bakın ilk cümle geniş zaman. My best friend is ill today. O bugün hasta and she blah blah at school. Okulda değil. Yani am is are'la kullanacağız ve olumsuz olacak. She olduğu için isn't. B or C. But ama bla bla at school yesterday. Yesterday dün demek. Demek ki past tense.
Be fiilinin past tense'i neydi? Was ya da were. Dün okuldaydı, değil mi? Bugün okulda değil, dün okuldaydı diyeceğimiz için olumlu olanı was. The answer is C. For Kelly, what did they do at the party? Chris, they love la a lot. Evet, bakın soruda did ile sormuş. Past tense. Partide ne yaptılar? Dans ettiler diyeceğiz. Dans etmenin past hali danced. The answer B. Choose the best option to fill in the blanks. Choose, seç. Best option, en iyi seçenek. Fill in the blanks, boşlukları doldurmak için. To da burada mekmak anlamında. Mekmak için. Paul, did you blah blah the movie last night? Geçen gece filmi izledin mi? Hatırlayalım, soru cümlelerinde fiil yalın halde. Be, di, eledik. No, I. Bir kere no demiş, I demiş, did ile sorduğu için. No dediği için didn't gelmesi gerekiyor. A da gitti, C oldu cevabımız. Son bölüme de bakalım. No, I didn't because I blah blah at my cousin's birthday party. Evet, ben kuzenimin doğum günü partisindeyim diyecek. Burada da bir was gelmesi gerekiyor. Bakın C şıkkında da was da var. O yüzden cevabımız C. Six, which sentence is correct according to the text? Which sentence? Hangi cümle? Which hangi? Correct, doğru. According to göre, göre, nereye göre? The text, metne göre. Yani şurayı kastediyor. My father and I climbed Mount Uludağ and tried skiing on our last holiday. It was difficult for my dad because he didn't like it. But it was easy for me. I enjoyed it very much. Ben ve babam, babam ve ben Uludağ'a tırmandık ve kayak yapmayı, geçen tatilimizde kayak yapmayı denedik, tried. It was difficult for my dad, babam için zordu çünkü he didn't like it, sevmedi. But it was easy for me, benim için kolaydı. I enjoyed it very much. Ben çok keyif aldım, hoşlandım. They stayed in a hotel. The weather was so hot. The sun didn't like skiing. They were on a winter holiday. Baktığımızda otelde kaldılar, bir bilgi yok. The weather was so hot. Uludağ'a gittiklerini, bir kayak yaptıklarını söylüyorlar. Hava çok sıcak olamaz. The sun didn't like skiing. Çocuk değil, baba sevmiyor. They were on a winter holiday. Kayak yaptıklarına göre bir kış tatilindeydiler. Which sentence is odd? Evet, odd demek farklı. Bu Türkçedeki metnin akışını bozuyor sorularına benziyor. We went to, went burada go fiilinin past hali, geçmiş zaman. Yani gitmek, gitti, gittim, gittin gibi. We went to London last year. Geçen yıl Londra'ya gittik. We stayed in a four-star hotel. We go there every Sunday. The hotel was wonderful. Bakın zaten 1, 1, 2 and 4 past tense. Ama bakın 2, 3 numaralı cümle. Her pazar oraya gideriz. Geniş zaman cümlesi. O yüzden cevabımız 3. C. Merve bir soru sormuş. No, I wasn't. I was at home all summer. Evet, burada hemen no dediği için biz cümlede yes, no question'larız. Evet, did, were, do ve were hepsi oluyor. Burada şimdi şunu hatırlayalım. Bizim ne demiştim ilk soruda? Size dedim ki eğer cümlede tek be fiili varsa ne olur? Be fiili ya was ya da were olarak past tense oluyor, geçmiş zaman oluyor. Ve bunların dışında cümlede başka bir fiil olmayacak. Mesela o zaman biz olumlu cümlelerde ya was ya were kullanıyoruz, başka fiilimiz yoksa. Olumsuzsa wasn't ya da weren't kullanıyoruz. Eğer soru yaparsak da ne yapıyormuşuz? Öznenin önüne was ve were'ü alacağız. Şimdi baktığımızda no I wasn't diye cevap vermiş. Demek ki bu soru was ya da were ile sorulmuştur. O zaman A ve C gider. Were var. Demek ki were ile sorulmuş. Çünkü were you? Sen diye sorulmalı. Cevapta da ben diye cevap vermeli. I was at home all summer. Bütün yaz
Evdeydim. O zaman ne demeli? Hayır değildim. Bütün yaz evdeydin dediğine göre were at home diyebilir mi? Evde miydin? Hayır değildim. Bütün yaz evdeydim. Olmuyor. Antalya'da mıydın? Hayır değildim. Bütün yaz evdeydim. Evet, paragraf sorumuz var. Paragraf sorularında ben ilk önce şıklara bakıyoruz ki aklımızda bir fikir oluşsun. Ondan sonra soruya, paragrafa geri dönebiliriz. Where did they go last Sunday? Geçen pazar nereye gittiler? Evet, mountains, dağa gittiler. Evet, aynı cümle, sadece biri geniş zaman. Zaten bu direkt eleniyor. They are going to the mountains. Bakın zaten şimdiki zaman cümlesi zaten eleniyor. They can go to the mountains. Gidebilirler. Bu da eleniyor. Aslında daha okumadan cevabımızın B olduğunu bulduk. Bir sonraki soruya bakalım. How was the weather? Evet. Rainy mi? Stormy mi? Foggy mi? Chilly mi? Buna dikkat edeceğiz. Why? Niçin? Neden? Didn't they eat anything? Niye? Anything hiçbir şey. Niye? Hiçbir şey yemediler diye soruyor. Because they diye sormuş. Onlar niye bir şey yemedi? Her father was angry. Babası sinirli olduğu için. Because her brother slept in the car. Erkek kardeşi arabada uyuduğu için. Because they were full. Full, tok olmak. Onlar tok oldukları için yemediler. Because her mother didn't put the picnic bag into the car. Çünkü anneleri piknik sepetini, piknik çantasını arabaya koymadığı için. Evet, şimdi paragrafa dönebiliriz. Burada sleep kelimesinin ikinci hali olan slept geçiyor. Slept deyince uyudu, uyudum gibi geçmiş zaman anlamı düşüneceğiz. Last Sunday was terrible. Korkunçtu for our family. Kötüydü. Ailemiz için. We were in the mountains for a picnic. Piknik için dağa gittik. But our car didn't work at first. Ama ilk başta, at first, ilk başta arabamız çalışmadı. When we arrived there, oraya vardığımızda it started to rain. Yani bir tane sorumuzun cevabını bulduk. Yağmur başladı. We waited in our car. Arabada bekledik. My brother slept in the car. Kardeşim arabada uyudu. My sister listened to music. Erkek kardeşim arabada uyudu. Kız kardeşim müzik dinledi. My father was angry. Evet, sorumuzun cevabı gelecek şimdi. Çünkü because my mother didn't put the picnic bag into the car. Evet, diğerinde bulduk. So we didn't eat anything. Bu yüzden so hiçbir şey yemedik. We were hungry all day. Bütün gün açtık. Evet, döndüğümüzde evet, 9'u söylemiştik zaten. Go'nun past hali olan when kullanılması gerekiyor. Önceki soruda göstermiştik. O yüzden cevabımız B oluyor. Diğerleri yanlış. How was the weather? Hava nasıldı? It started to rain. Yağmur yağmaya başladı. A. It was rainy. Niye yememişlerdi? Because her mother didn't put the picnic bag into the car. 12. Find the wrong option. Wrong. Yanlış. Option seçenek. Yanlış seçeneği bul. Evet, past deyince verb to aklımıza gelecek. Present deyince verb 1. Evet, are was. Bu yanlış. Do did. Doğru. Learn learned. Doğru. Stay stayed. Doğru. Hatta learn ne demiştik? Düzensiz olarak learned de kullanılabiliyor. Yani hem düzenli hem de düzensiz. O yüzden the answer A. 13. Olivia. Where did you go last summer? Geçen yaz nereye gittin? I blah blah to Antalya. Antalya gittim demeli. Zaten bunu az önce de görmüştük. I went to Antalya. Which option cannot be an answer to the question below? To the question below. Aşağıdaki soruya which option, hangi seçenek cannot be an answer? Answer cevap. Cevap olamaz. When did you visit your grandparents? Bakın when demiş. Ne zaman ziyaret ettin? Sen büyük annen babanı ne zaman ziyaret ettin? I visited them last night. Geçen gece ziyaret ettim. I visited them tomorrow. Evet yanlış. Yarın demek. Yarın ziyaret ettim diyemeyiz.
yine ziyaret edeceğim olur. I visited them 3 days ago. 3 gün önce ziyaret ettim. Yesterday dün ziyaret ettim. The answer is B. I will at 10 o'clock. Bla bla bla. Evet, burada bakıyoruz. I slept every day. Her gün onda uyudum. Geçmiş zaman olamaz. I sleep at 10 o'clock tomorrow. Ben yarın onda uyurum. Yanlış bir cümle. I slept at 10 o'clock yesterday. Yesterday dün. Dün, bakın slept de geçmiş zaman değil mi? Past form, verb 2. Dün saat 10'da uyudum. Olur. I sleep at 10 o'clock last night. Evet, last night buradaysa buranın da slept olması gerekiyordu. O zaman yanlış olur. 16. The class was empty. Empty, boş. Sınıf boştu. The children, blah blah, in the class. Boştu da çocuklar sınıfta değildi. Children çoğul olduğuna göre burada weren't gelmeli. Evet, bakın zaten direkt elendi hepsi. Bahçedelerdi diyeceğiz. Hala geçmiş zaman. Onu da böyle söylüyoruz. Evet. Next question. What did Jack and his sister do yesterday? Jack ve kız kardeşi dün ne yaptı diye sormuş. Bu arada did fiili, do fiilinin past formu did. Geçmiş zaman olarak birazdan şunu yaptı, bunu yaptı derken did'i kullanabiliriz olumlu cümlede. They visited grandparents. Evet, baktığınızda zaten resimde büyük anne babalarını ziyaret ediyorlar. Cevabımız direkt A. To put the sentence into the correct order. Evet, put the sentence into doğru sıraya koy. Ne için? Correct order. To make a dialogue. Diyalog yapmak için. Önümüzde dört cümle var. In Sparta. Bununla başlayamaz. Where did you stay there? Orada nerede kaldın der. Nerede dediğin, orada dediği için yine bununla başlayamaz. Where were you last summer? Bununla başlayabilir. Geçen yaz neredeydin? I stayed in a hotel. Otelde kaldım. Evet, üç numarayla başlamalı. A or B. Neredeydin dedikten sonra in Sparta. Devam ediyor iki şık daha. Where did you stay there? Orada nerede kaldın? I stayed in a hotel. O zaman to, sonra da for. I wanted to go to the seaside. Seaside geçen dersimizde görmüştük. Kumsal, plaj, deniz kenarı. Last weekend. Geçen hafta kumsala, plaja gitmek istedim. Wanted. Gitmek istedim. Blah blah. It was rainy. Blah blah. I didn't go. Evet. Gitmek istedim. Ama, but, ama yağmurluydu, so I didn't go, bu yüzden gitme. What did you do last weekend? Geçen hafta ne yaptı görüyorsunuz, balık tutmuş, bunu geçmiş zamanla söyleyeceğiz. She went for a picnic, hayır, she likes fishing, geniş zaman bu. She went fishing, bakın go fishing'in go'nun ikinci hali, went fishing. We blah blah on a camping holiday last year. Geçen yıl, geçmiş zaman. Kamp tatiline gittik veya kamp tatilindeydik gibi bir anlam. We blah blah in a tent. Çadır, çadır ve burada bir şey gelecek. Şıklardan gidelim. We stayed on a camping holiday last year. We were in a tent. Olmuyor. We were on camping holiday last year. Geçen yıl. Kamp tatilindeydik. We were. Başka bir şey yok çünkü. We stayed in a tent. Çadırda kaldık. Evet. B is correct. Six. Find the correct match. Match zaten eşleştirme. Correct match. Doğru eşleştirmeyi bu. At one. Görüyorsunuz. Sunbathing. Güneşleniyor. Evet. The answer is B. Diğerlerine bakalım. Skiing. Kayak yapmak. Diving. Dalış yapmak. And skating, zaten yok. 7. Which sentence is odd? Görmüştük. Odd, farklı. Yani anlamını kişini bozuyor ya da bu şekilde düşünebiliriz. Daniel was in Bodrum last week. He stayed at a hotel. 1 ve 2 birbirini devam ettiriyor.
He visited many places and tried Bodrum's favorite food. Üç de birbirini devam ettiriyor. Bir sürü yer gezdi ve yiyecekleri denedi diye. Günlük yiyecekleri. He didn't go to school because it was rainy all day. Okula gitmedi çünkü bütün gün yağmurluydu. Diğer üç cümleyle alakası yok. Yani farklı. Put the numbers into the correct order. Bu sefer put the numbers. Numaraları koyacağız. Ne için? Into the correct order. Doğru sıra için. Ne? Yine to make a sentence. Bu sefer cümle yapmak için. Evet, önce biz fiilimizi bulalım bu tür sorularda. Evet, cooked fiili var. Yemek yapmak fiili. Yaptı anlamında kullanmış. Bunu kim yapmış olabilir yemeği? Tabii ki my mother. O zaman my mother'la başlamalı. 3, hepsi öyle. Cooked. Son 2 gelmeli. To. Ne pişirdi? Spagetti. Sonra 1 gelmeli. Ne zaman? Yesterday evening. Dün akşam. Önce yesterday, sonra evening. Yani see. Answer the questions 9 to 12 according to text below. Aşağıdaki metne göre diyor. 9'dan 12'ye kadar cevaplayın. Buraya göre cevaplayın. Draw çizmekte, draw ve picture'da hatırlıyorsanız. Draw'un geçmiş zamanları drew. Çizdiği anlamında drew kelimesini kullanacağız. Bugün tek A harfi E'ye dönüşüyor. Önce sorulara bakalım. The weather yesterday. Havanın nasıl olduğuna bakacağız. Was snowy. Karlıydı. Wasn't snowy. Karlı değildi. Is geç. Zaten eliyoruz bu ikisini. Dün dediği için ya was snowy ya da wasn't snowy. My mother. Annesinin ne yaptığıyla alakalı. A'da watch television gibi bir şey. Televizyon izledi. B'de eat something. Bir şeyler yedi. C'de drew picture olabilir. Resim çizdi. D'de de talk somebody ya da call her parents tarzı bir ifade bekleyebiliriz. Birini aradı ya da telefonda konuştu gibi. Who looked out of the window? Looked out of the window. Look, bakmak zaten baktı. Who, kim? Kim pencereden baktı. Biri pencereden bakmış. Kim olabilir? My brother and I, ben ve kardeşim. My father, babam. My mother, annem. My grandma, büyük anne. Bakalım şimdi metne. It was a snowy day. Evet, bakın zaten bir tane sorumuzun cevabı çıktı. It was a snowy day yesterday. Dün karlıydı. My granny stayed at home. Granny büyük anne. Orada grandma kelimesiyle eş anlamda. Grandma diyor şıkların birinde. Stayed at home. Evde kaldı. And looked out of window. Evet, bakın cevabımız çıktı. Grandma olacak diğer sorumuzda. My mother talked on the phone. My mother, annem, talked on the phone. Bakın tahminim doğru çıktı. Talked on the phone. Telefonla konuştu. Bu da diğer sorunun cevabı. My father watched TV. Babam televizyon izledi. I drew a picture. Ben resim çizdim. My brother helped me paint the picture. Erkek kardeşim resmi boyamama yardım etti. Helped. It was an enjoyable, keyifli day. Bir gündü diyor. For us. Bizim için keyifli bir gündü. Hemen hatırlayalım neylerimizi. Carly'di dedik. 9A. Annem telefonda konuştu dedi. D. Büyük annem pencereden baktı dedik dışarı. D. Which sentence? Hangi cümle? Is true according to the text. Evet, true. Doğru. According to göre demiştik. Text. Metne göre. Hangi soru? Hangi cümle? Doğru. Ha, bu da yine paragraflaymış. Hatırlamaya çalışalım. My mother drank a cup of coffee. Böyle bir cümle hatırlamıyorum. My brother did his homework. Bunu da hatırlamıyoruz. Kardeşim bana boyamamda yardım etmişti galiba. My father watched TV. Babam televizyon izlemişti diye hatırlıyorum. The weather was rainy değil, snowy'di. Hemen babamı kontrol edelim, yanlış olmasın. My father watched TV. Evet, babam televizyon izledi. Doğru bulmuşuz. C. 13. Complete the sentence according to the picture below. Evet, bakın. Çiçek topluyor. Pick flower'dı. Yesterday için geçmiş zaman yapacağız. E'de ekleyeceğiz. Picked flowers. B. 14. Find the best option. Bakın yine find the best option to fill in the gap. Boşluğu doldurmak için en iyi seçeneği bu. I was in the forest last week.
It was great. Geçen hafta ormandaydım. It was great. Harikaydı. Bir soru gelmiş. I went to the forest. Sonra bakın aslında aynı şeyi soruyor değil mi? Ne yukarıda söylediğini soruyor. Cevap yine aynı şeyi söylemiş Melisa. Ne demiş? Ben ormana gittim. The camp was so good. İşte kamp çok iyiydi. Burada demek ki muhtemelen bu kişi ya anlamadı ya da duymadı. Öyle bir ifade arıyoruz. How did you go? Nasıl gittin? Hayır. Did you like it? Sevdin mi? Hayır. Sorry, can you repeat it please? Evet, kusura bakma, affedersin. Tekrar edebilir misin lütfen? Cevabımız bu. 15, where were you on your holiday? Tatilde neredeydin? I was in Istanbul. İstanbul'daydım. Bir soru daha var. I visited museums and sites. Evet, burada müzeleri ve gezilecek yerleri ziyaret ettim. Tarzı bir cevap vermiş muhtemelen. Ne yaptın ya da nerelere gittin gibi bir şey bakıyoruz. When did you go there? Ne zaman gittin cevabı yok. What did you do there? Orada ne yaptın? Bu gibi görünüyor. Who was with you? Kim seninleydi? Bilmiyoruz. How was your holiday? Tatilin nasıldı? Bilmiyoruz. Ama bir şıkkı. What did you do there? Orada ne yaptın? Son sorumuz. We went for a picnic because. Bu bir yerle alakalı mı? Değil. Evet. Pikniğe gitmeyle alakalı hava durumu hangisi olacak? Biz pikniğe gittik diyor. Çünkü ama nasıl olsa pikniğe gidebiliriz. Windy rüzgarlı. Hayır. Snowy karlı. Hayır. Rainy. Hayır. Sunny. Güneşli ise pikniğe gidebiliriz. Okay. Thanks for listening and watching. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. See you on Tuesday. Have a good Sunday. See you.